Gelen istihbarata göre yarın şehrin birçok yerinde esnaf kepenk kapatacak Sayın Valim. Kesin mi bu? Maalesef. Örgüt zorluyor. Aynen. Bu gece topladığınız şu tipler. Şehrin ayak takımı, kimsesiz çocuklar. Şevki diye birine çalışıyorlarmış. Şevki eski bir örgüt elemanı. Sonradan ayrılmış, soğumuş araları. Meryem ve birkaç kişi gelip başına çökmüş. Peki nerede bu Şevki? Yok. Kaldırmışlar mı ortadan? Büyük ihtimal. Meryem. Meryem ya Veysel, yine çıktı karşımıza. Evet efendim. Garip bir tip. Çetenin küçükleri tapıyor ona. Oysa kaç cinayetten sorumlu. Baskında çocuklar zarar görmesin diye elinden geleni yapmış. Hepsini toplamış bir yere, kımıldamayın demiş. Korkmayın, polis size dokunmaz. Keşke kendini de böyle sevseymiş ya. Şimdi son bir şey müdürüm. Tekin. Telefon. Alo. Tekin. Uyan ya, uyan. Uyan. Sebep? Ben valiyim kardeşim. Sebep mebep yok. İstediğim adamı istediğim saatte uyandırırım. Şimdi dinle, ben... dinle. Senin şu arkadaş ne zaman geliyor? Hangi arkadaş? Deli Tuncay mı? Tekin, delirtme adamı ya. Delirtme. Bir defa Deli Tuncay benim arkadaşım. Bunu sana niye sorayım ki sanki? Ben sana senin delileri soruyorum. Şu Ankara'dan gelecek olanları. Ha. Yiğit mi? Niye sordun? Keyfimden. Ya ne zaman geliyor? Tamam. Tamam Tekin. Hadi devam. Devam uyumaya. Hadi. Hadi dur. Şuna bak ya. Taktı bu ya. Vallahi Allah canı varsın taktı ha. Bana bak, sen bu geceyi o kağıtlarla geçirmek niyetindesin galiba. Mecburen bitirmek zorundayım. Dur bakalım, burada ne ya, varmış? Bırakır mısın şunu? Dur. Aşağıdaki beyit divan edebiyatı şairlerinden kime ait? Tekin dedim. Ve hangi aruz kalıbıyla yazılmıştır? Ya sen televizyon falan seyretsene, bak spor geyikleri falan vardır. Sunsa gari saki bana mestane desinler. Mef'ülü mefa'ilü. Tekin, kızacağım ama. Ne? Şimdi çocuk bu soruyu bilememiş mi ha? Bak sen ya, bak sen. Bu herif bitti, hayatı karardı, adam olmaz bu adam. Ben olsam var ya okuldan atarım ha. Ya bırakır mısın artık şunu? Bırakamam. Tekin, hayır, bilir misin şunu? Ay, yetişemeyeceğim ama ya. Ya. Bırakırım onu bir şartla. Hayır. Hayır. Ya müdürüm, ne yapacağız bu çocukları? Bir sürü zavallı. İyileştirici bir şeyler şart. Yoksa ya ıslahane ya tekrar sokaklar. Evet. Birkaç yıl sonra da dağlardan toplarız hepsini tek tek. Vesel, çocuk esirgemeyle konuş. Kurum bünyesindeki pedagoglar, uzmanlar, kim varsa. Hemen bir rehabilitasyon programı hazırlasınlar. Hemen. Baş üstüne Sayın Vali.
Yoklar. Yoklar işte. Gitmiş insanlar. Kapatıp gitmiş hepsi. Bu sokakta devlet yok müdürüm. Bu sokakta korku var. Sadece korku var. Hepsi bu. Musa dayı var bir de sayın valim. Çarşıda kimse yok. Her yer kapalı. Biz niye açtık baba? Kapatmamış olmak için açtık. Söylenme de işine bak. Selamun aleyküm Musa dayı. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş gelmişsin. Sefalar getirmişsin vali beyim. Hoş bulduk. Sefa bulduk dayı. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Hoş şeref verdiniz müdürüm. Estağfurullah. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırdır Musa dayı? Herkes gitmiş bir tek sen kalmışsın. Ya ne olacaktı ki beyim? Ne bileyim ben ya. Baksana. Birileri korkutmuş milleti. Kim kaçıyor? Nereye kaçıyor? Ben gazi olayım beyim. Aha. Bak. Bu da babamın. Mekanı cennet olsun. Şeref madalyası. İstiklal Harbi'nden. Bu madalyayı burada bırakıp kaçmak zillettir beyim. Ölmekten beter. Bu ihtiyar hayatta ödemez vergisini söyleyeyim bak. Şeytan diyor ki hazır vali oradayken. Polisleri ne yapacağız? Keşke takviye alıp gelseydik. Harbi Umumi'den sonra verilen ilk madalya. Bu da beratı. Harf inkılabından önce. Bakanlar anlasın diye mealini ayrıca yazdırdım bir hattata. Metni iş bu belgede kayıtlı bulunan 66 numaralı kanun mucibinde verilecek İstiklal Madalyası beratı. Numara çift 01. Bilfiil vazife başında gösterdiği üstün başarı ve fedakarlıklardan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 18 Şubat 1340 tarihinde vuku bulan 18. toplantı 2. celsesinde ekte hüviyeti yazılı Hikmet Bey'e bir kıta imtiyazlı kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti 18 Şubat 1340. Gazi Mustafa Kemal. İstiklal madalyası alan zatın hüviyeti. Topçu Gedikli zabiti Hikmet Bey bin Abdullah. Kaçmakla menzile varılmaz beyim. Babam kaçmadı. Gazi arkadaşları da kaçmadı. Allah bana da nasip etmesin. Sağ ol Musa dayı, sağ ol. Sen de evlat, sen de. Allah'a emanet ol. Sen de. Kolay gelsin gençler. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Sağ ol. Güle güle. Güle güle. Güle güle müdürüm. Hadi kolay kalın, gelsin. Sağ olun size de. Merkez Çarşı'da durum nedir müdürüm? Hepsi kapalıymış sayın valim. Yapma ya müdürüm. Şöyle bir adam bir Musa dayı çıkmamış mı işlerinden? Tövbe estağfurullah, tövbe. Şimdi mi? Bekleyelim uzaklaşsınlar iyice. Kardeşim lütfen arabayı buradan çekin. Çekmiyorum. Burada park edilmez. Ya yolcular çıkıyor görmüyor musun? Ya iki dakika. Lütfen bana kardeşim gelecek. Çıkarmayın. İki dakika ya. Hadi kardeşim Allah hadi arabanızı Allah, çekin. Allah Allah. Yok kardeşim. Aa, yok geldi park işte. Etmek ha, geldi. Tövbe estağfurullah. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Aslanım benim. İyi misin? Daha iyi günlerimiz de olmuştu. Sevda nasıl? İyi selamı var. Niye getirmedin oğlum ya? Aslında gelecekti de annesi. Evet. Yiğit Bey olmalısınız. Siz kimsiniz? Emniyetten. Koruma Şube Müdürlüğü. Emanetsin oğlum, sana iyi bakmak zorundayız. Sizi bu aracı alalım. Gökhan sen de bu arabayı al. Anahtar üstünde. Frenlere fazla güvenmeyin. Buyurun arkaya geçin lütfen.
Söyle. Araziyi inceledim. Çitleri geçmek çok zor. İki sıra dikenli tel. Destek şart. Başka türlü imkansız. Anlaşıldı. Alo, iyi günler. İyi günler. Ben eczanenize geldim, kapalı. Benim derhal ilaç almam lazım. Nedir rahatsızlık? Rahatsızlığım ne? Ya bende aşırı sinir var. Sakinleştiriciye ihtiyacım var. Hadi kardeşim hadi, öyle saçma sapan şey için eczane mi açılır şimdi? Ya kardeşim, sen açıyor musun şu dükkanı, açmıyor musun şimdi? Ne bağırıyorsun be, kimsin sen? Ben kimim? Ben kimim? Ben Vali, Faruk Yazıcı. Sen şimdi bu dükkanı açıyor musun, açmıyor musun kardeşim? Tamam, hemen açıyorum efendim. Güzel. Bekliyorum ben seni. Çilingirci Rüstem mi? Evet benim. Rüstem. Kardeşim ben dışarıda kaldım. Kapıyı açmam lazım. Bugün çalışmıyoruz kardeşim. Ya çilingirciye ihtiyacım var kardeşim. Dışarıda kaldım diyorum sana. Sen açıyor musun bu dükkanı? İyi de sen kimsin kardeşim? Ben kimim? Ya kardeşim herkes de bu soruyu soruyor bana. Sen kimsin, sen kimsin? Ben Vali kardeşim, Vali. Faruk Yazıcı. Tamam efendim, hemen geliyorum. Bekliyorum seni burada. Tamam, hemen hadi geliyorum bakalım. Efendim. Hadi, hadi. Artık müdürüm, faturayı emniyete keseceğiz anlaşılan. Efendim? Kardeşim, benim acil taze süte ihtiyacım var. He, taze süte. Ne yapacağız? İki yakın koruma adamı alanda karşılamışlar. Beyto'ya göre iş zor. Yapacak mı, yapmayacak mı? Destek lazım. Aklına gelen bir şey? Fazla bulaşmayalım derim. Uslu çocuk imajının sarsılması işimize gelmez. Brüksel'le temas kuralım. Tamam. Mahkeme geldi mi? Yarınki velayet duruşması. Katılacak mısın? Nasılsınız Sırma Hanım? Keyfiniz biraz böyle yerine geldi mi? Bilmiyorum ya Erdal. Şaşırdım ne diyeceğimi. Bak yarın mahkemeye çıkacağız. Biriden sizlik etmeye kalkarsa, yani böyle iffetine leke sürmek gibi, aha diyeceksin. Bunu sokacaksın gözüne. Başın dik duracaksın böyle hakimin karşısında Sırma. Böyle dimdik duracaksın. Anladın mı benim canım? Nikah kıyılınca, yani benden evlenince, yavanla işte ile karı koca olmak icap etmez. Akşam olur, sen kendi evine, ben kendi evime. Hep bu kadar iyi miydin sen Erdal? Ya gel gidelim. O evraklara dikkat et hadi. Merhaba Sayın Bey. Celal. Buyurun Sayın Vali. Saat kaç? 11:30 Sayın Vali. 11:30. Buyurun efendim.
Kusura bakmayın efendim ama bizi de anlayın lütfen. Ya kardeşim siz de anlayın ya. Siz de anlayın. Sizi dükkanınızdan kovdular. Ekmek teknenizden kovdular ya. Gidip evlerinize sığındınız siz. Yarın evinizden de kovarlarsa nereye sığınacaksınız? Komşunun evine mi? Ya komşuyu da kovarlarsa? Ya bir gün sizi sürgün etmeye kalkarlarsa bu ülkeden, o zaman ne yapacaksınız kardeşim ha? Hayır efendim. Hayır. Ne hayır ya? Diyeceksin ki o kadar uzun boylu değil. Çekeriz çizmeleri dağlara çıkarız öyle mi? Dövüşürüz öyle mi? Bunu mu diyeceksin? Evet efendim, gerekirse. Ya kardeşim, o kadar cesaretin varsa dövüşmek için dayak yemeyi bekleme. Vaktinde dövüş. Dövüş gibi işe yarasın. Şimdi ver oradan bana biraz vitamin. A'sından, B'sinden, C'sinden, D'sinden ver işte, ver. Peki efendim. Hadi bakalım, kolay sağ olun, gelsin. İyi günler efendim. Hadi. İyi günler. İkiniz burada kalın. Başlıyorum durum. Celal. Buyurun efendim. Hazır dükkanlar açılmışken şu Melek Hanım'ın siparişlerini bir toparlasak mı ha Celal? İyi olur sayın valim. İyi olur. Tabii iyi olur. İyi olur. Hayırlı işler arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun valim. Ha. Aklımdayken arkadaşlar, bakarsınız bir eksik noksan çıkar veya unuttuğumuz bir şeyler. Her an dönebilirim. Ha, bu aklınızda bulunsun. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Ya söyle müdürüm, söyle, içinde kalmasın. Söyle. Vallahi sayın valim, korkarım esnaf bu gece dükkanında yatacak. Aman müdürüm, ağzını hayra aç. Sakın ha, sakın. Zaten adımız çıkmış despot valiye. Lan! Vermediniz, verginin cezası! Ali! 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 Oğlum! Ali bak! Evladım! Ali bak! Oğlum! Şerefsizler! Oğlum kendine gel! Şerefsizler! Kendine gel oğlum! Ali bak! Evladım! Şerefsizler! Ali! Oğlum! Ali bak! Abi polis! 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 Abi polis ya! Ambulans ya! Ne olur ya! Çabuk ya! Ölme ne olur! Ölme ne olur oğlum! 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 Aman niye kapanırsın da divane gönül? Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir. Yaz gelir vay vay. What about Brussels? They said we've got to take care of ourselves. This is the man. Take him out, James. We need men who know the region. Don't worry. I call the nearest station. They'll give you whatever you need. When am I going to leave? There's a plane outside, right now, waiting for you. In here is everything you need. All the details of the plan, your hotel reservation, and money. Be generous. Don't worry. I will. Merhaba. Merhaba. Adım Esin, gazeteciyim. Yiğit Bey... Kocam. İş yerinden aradım ama şehir dışında görevde. Dün gece televizyonda haberinize denk geldik. Kocamla birlikte. Müthiş bir haberdi. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. Geçin lütfen. Teşekkürler. Allah kahretsin. Tamam. Adamlar kaçmış mı? Tamam, giriyorum yanına. Efendim, bir esnafı öldürdüler. Kimi? Bir kumaş mağazası. Musa dayı. Hayır, oğlu Ali Fuat. Ali Fuat. (Gülüyor)
Bölgeyi sarın. Bütün giriş çıkışları tutun. Jandarmayla da temas kurun. Tamam. Olacağı buydu işte. Canını sanki o verecek. Afrat afla yapmayı biliyor. Nerede bu hala? Nerede? Dükkanıma geldiler. Haraç istediler. Namusumu istediler. Silah çektim. Kovdum. Hepiniz kaçtınız. Korkaklar gibi kaçtınız. Kaçmasaydınız olaydınız burada. Türklüğümüzle boğardık onları. Oğlumun mehdine sebep ne eşkıyadır ne de vali. Sizin korkaklığınızdır.